Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar günaydın. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Beni gündüz dinleyenlere günaydın. Akşam dinleyenlere iyi akşamlar. Günün hangi saatinde dinliyorsanız o saati üstünüze alın arkadaşlar. Şimdi öncelikle Temmuz hisselerimizin ne yaptığını bakacağız. Zararımız nedir, karımız nedir? Biliyorsunuz piyasalar çok kötü geçti Temmuz ayında. Allah'a çok şükür biz yine karla kapattık Temmuz ayı hisselerimizde. Yaklaşık artı 11 gibi bir karımız var. Toplamda onu belirteyim arkadaşlar. Bunu önce üzerinde duracağım ama önce bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz geçen hafta çarşamba günü çekmiş olduğum videoda bir tehdit mesajı almıştım. Buna bir açıklık getireyim. Arkadaşlar, endeksin gideceğini defalarca söyledim ve iddia ettim. Hala da sözlerimin arkasındayım. Bizim endeksimiz 1800'e kadar gidecek. Gitmek zorunda. Bu benim iddiam. Kendi şahsi fikrim. Bunu öncelikle belirteyim. Hemen şunu da sözümün arkasından söyleyeyim. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece bilgi amaçlı olup kendi şahsi fikrimdir. Kendi fikirlerim doğrultusunda. Yani bu söylediklerime ile ilgili yatırım yaparsanız istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Sadece kendi fikirlerim, bilgi, temel ve teknik analizlerim sonucu ben konuşuyorum ve yorum yapıyorum. Bunu söyleyerek sözlerime devam edeyim arkadaşlar. Şimdi bir tehdit mesajı aldım. Seni yok ederiz. Seni küçük yatırımcıyı sen korumuyorsun. Tam tersine küçük yatırımcıya zarar veriyorsun dediler bana arkadaşlar. Yani sizin elinizi ben hisselerinizi satmayın. Hisseler eninde sonunda gidecek. Doğru hissede iseniz asla korkmayın. Bizim endeksimiz çok ucuz kaldı. Avrupa piyasaları coşarken zirveleri denerken biz hala diplerdeyiz diye defalarca söyledim ve videolar çektim. Ve bu bazı para baronlarının zoruna gitmiş. Ve bana bir tehdit mesajı geldi. Çarşamba günü arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Beni yok edeceklermiş. Beni ortadan kaldıracaklarmış. Endeksi önce aşağı vurduracaklarmış. Elimizden alacaklarmış. Ondan sonra götüreceklermiş. Çünkü gidecek. Ama ben de aşağıda vursalar 1400'de stop 1400'ün altında zaten endeksimizin çok düşük olduğunu söyledim. 1340, dikkat buyurun. 1340 seviyesinin altındaki kapanış ve hareket işlem hacmindeki artış bizi stopa götürür dedim. Onun haricinde biz asla hissemizi satmayız. Satmayacağız dedim biz küçük yatırımcılar olarak. Ha, 1340'ın altında neden stop oluruz? 1340'ın altındaki gelen satışları hisselerdeki performansı azaltacağı ve düşüş trendine gireceği için 1250 ile 1200 aralığına geleceğini baktım ve burada da bizim hissede durursak, yani 1340'da stop olmazsak 1200'lere veya 1250'lere arasına geldiği zaman %15-20'ye yakın bir zararımız olacak. Bunu ima etmeye çalıştım. Ha, satmazsın 1340'ın altında, stop olmasın, oraya gelir orada beklersin birkaç ay, ondan sonra geri gidecek. Gitmek zorunda. Ama ben orada stop olursak %15-20 aşağılara düştüğünde hisse fiyatlarımızın oradan alırsak daha güzel bir kar elde ederiz demek istedim arkadaşlar. Ben bunu söyledim. Ben bunu söyleyince bana tehdit mesajları beni hançerlemeye başladılar. Dedim ya, bizi çok yordular. Çok yoldular bunlar. Büyük yatırımcılar. Elinizden geleni yapın. Tehdit atın. Şantaj yapın. Ben buradayım. Ben abonelerimle beraber sizin arkanızda, sizin boğazınızdayız. Bizi yıldıramayacaksınız. Biz burada kalacağız. Ve hisse almaya da devam edeceğiz. Güçlü bilançolar gelen hisseler var. Şirketler var. Kârını 3'e 4'e katlayan firmalar var. İhracat yapan firmalar var. Bunları takip ediyorum ve bunları al diyorum benim yatırımcılara. Öneriyorum. Uzun vadede. Korkmayın diyor. Ve demeye devam edeceğim.
Büyük yatınca elinizden geleni yapın. Sıkıntı yok. O para baronları beni tehdit etmeye devam edecek. Hiç umurumda değil. Ben sizlerle büyüğüm arkadaşlar. Ben sizlerle büyüğüm. Yoksa ben bir Allah'ın kuluyum. Tek kişiyim. Ama arkamdaki küçük yatırımcılara ben büyüğüm. Bunu biliyorum. Şimdi neyse, lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Biraz moralim bozuldu. Üç gündür bir video çekmedim. Neden video çekmedin diyen arkadaşlarım videonun altına yazmış, özelden yazmış, Instagram'dan yazmış ve onların ricası, isteği üzerine bu videomu da onlar için çektim. Şimdi Temmuz ayı hisselerimiz ne oldu? Arkadaşlar, Temmuz ayı hisselerimizi önce bir söyleyeyim. TAV, Pegasus, Türk Hava Yolları dedim. İçlerinden bir tanesini seçelim dedim. Ve bu hissede stop olduk. Yani -2,5 aralığından bir stop olduk. Yani -2,5. Bak, tek tek toplayacağım. -2,5 orada bir stop olduk. 2,5. Altından Akbank dedim. Ve Yapı Kredi dedim. Banka olarak. Garanti Bankası'nın pahalı olduğunu söyledim. Akbank 5,33'tü. Söylediğim 32,33'tü. Söylediğimde ondan da stop olduk. -2,5 etti. -5. Bizde yalan yok. Yanlış yok. Hesap doğru. Onun arkasından Net Holding dedim. Stop olduk. -2,5. Yani -7,5'a geldik. -7,5'tayız. Aldığımız hissede. İyi dikkat buyurun. Onun arkasından Yapı Kredi dedim. Söylediğimde Yapı Kredi'nin fiyatı 2,17-2,18 idi. Yani 1 Temmuz'da. Şu andaki Yapı Kredi'nin fiyatı, söyletmiyorsun, hiç aşağı gelmedi zaten. 2,39-2,40 seviyesine geldi. Yani %9,14. -7,5'tuk, %9. Ne yaptı? +1,5. Eksimiz gitti, +1,5. Onun altından Temmuz hisselerinde Yataş vardı. Söylediğim fiyat, yani 1 Temmuz'da 12,88 idi. Şu andaki fiyatı 13,25. 13,25'in de yukarılara gitti, onu saymıyorum. Şu andaki bir fiyattan baz aldığımızda %3,1. Biri de attım, yani %3. 1,5 artımız vardı. Yani %4,5 olduk. +4,5. Onun altından Alarko dedim. Temmuz hisselerimde. Alarko. Alarko'yu 8,71-72 aralığından söyledim. O günkü fiyat. Yani video çektiğim fiyat. Alarko 9,57'ye kadar, 60'a kadar gitti. Hadi oradan satmadığımızı farz edeyim. Şu andaki fiyatımız 8,43. 8,50'den sattığımızı farz edersek Perşembe günü. Yani %8. +8. Ne yaptı arkadaşlar? +4,5. +8. +12,5. Zoren'i söyledim. 1,86 fiyattan söyledim. 1,91-1,92 gördü. +2,5-3,4 yaptı ama tabii satıp satmadık büyük ihtimal. Satanlar +2,5-3 aldı. Satmadığımızı farz ediyorum. Şu andaki fiyatı 1,78-79. -12,5'lük ya. -2 de o yaptı. Yani biz +10,5 Temmuz hisselerinde %15 de attım. %10 kârdayız. Bu endekste. Endeksimizin Temmuz ayında neler yaptığını siz biliyorsunuz. Bütün millet zarar etti. Biz %10 arttayız. Temmuz hisselerini söylediklerimi aldıysanız, değerlendirdiyseniz %10 artıyla kapattınız. Ve stop noktalarını koyduysanız, zaten söyledim, stop noktada stop olduk. Stop olduk, yukarı gitti. Hiç önemli değil. Önemli değil. Stop olduk. Kâra geçtik. +10 yaptık. Temmuz hisselerimizde. Pazartesi veya salı günü Ağustos ayı hisselerimizi çekeceğim. Ağustos ayında hangi hisseleri alalım, hangilerini değerlendirelim, neler yapalım, onu pazartesi veya salı günü, şu anda çalışmalarım devam ediyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bazı yorumlarda çok saldıranlar var. Bunu sizlere danışmak istedim. İstediği kadar tehdit etsinler, hiç önemli değil, ondan korkmuyoruz. Önce tehdit ettiler, ben sizi mahkemeye vereceğim deyince şaka yaptım diye yazmaya başladılar. Tabii bunların hepsi blöf. Önce
tehdit edince acaba bu kaçar mı, korkar mı, şöyle yapar mı, tamam der mi diye düşündüler. Biz inatla iddia ettik arkasına gideceğiz. Şimdi de şaka yaptım, ciddiye alma falan filan dediler. Önce zarf attılar biliyorsunuz arkadaşlar. Biz korkmuyoruz kimseden, sizlerle büyüyüz dedim ya. Rahatız biz, Allah'a çok şükür. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Borsada hiçbir şey garanti değildir. %100 diye bir şey yoktur. Ama biz kendi temel ve teknik analizlerimize bakıp ona göre değerlendirme yapıyoruz. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi ben arkadaşlar canlı yayınlar yapıyorum. Haftada 2-3 gün canlı yayın, 2-3 günde video çekiyorum. Şimdi canlı yayınımda mesaj yazanlar katıl ile yaptım. Yani bunu arkadaşlarından gelen istekler üzerine yaptım. Yani üyelerimden gelen. Çünkü 100-200-300 kişi aynı anda izleyip binlerce hisse şu ne olur, şu ne olur, şuna bakabilir misin deyince birçoğunu kaçırdığım için ben ona göre baktım ve dedim ki en ucuz miktardan 5 liradan bir katıl yapalım, o şekilde katılsın. Yani az kişi olur, ya bir 5 lira dedim ya. Bir çay parası dedim ve buna çok az kişi katıldı. Bu beni üzdü. Eğer çok pahalı derseniz ben onu iptal ederim, yine eskiye dönerim. Hiç sıkıntı yok. Ben bunu tekrar sizin yorumlarınıza bekliyorum. Yarın bu akşam da veya yarın akşam bir canlı yayın yapacağım yine. Bu canlı yayın yapmadan önce zaten bir video çekiyorum. Sadece bir dakikalık diyorum ki şu saatte canlı yayınımız vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun diye canlı yayın çekiyorum. Eğer istemezseniz bu aydan sonra o katılı iptal ederiz. Normal bir şekilde devam ederiz ama bu sürede 300-500 kişi aynı anda yorum yapıyor. Hiçbirinizinkine doğru dürüst bakamıyorum. Hızlı geçmek zorunda, teknik hatalar yapmak zorunda kalıyorum. Birebir katılanlara, özel destek alanlara, süper destek alanlara Instagram adresimi de veriyorum zaten. Bunları olmazsa oraya katılanları bir WhatsApp grubunda toplayıp oradan hiçbir mesaj kısmını kapatarak oradan canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Özel olanlara WhatsApp grubundan da videolar çekmeyi düşünüyorum. Yine tabii YouTube'dan da çekeceğim. Canlı yayını haber vermek için bir grup kuracağım yani WhatsApp'tan. Eğer isterseniz kurma, o kesinlikle tamamen size %100 garanti veriyorum. Ücretsiz, öyle bir şey yok, olmayacak. Sadece işte WhatsApp grubuna olan kişilere yazacağım. Onların hisselerini orada değerlendireceğim. Ve bana bu şekilde birkaç teklif geldi. Bunu size sorarak yapmak istiyorum. Dedim ya, ben sizin dostunuzum. Sizin hareketlerinizle, sizin yorumlarınızla, sizin ne derseniz ben o şekilde yapmaya çalışıyorum. Biz zarar etmeyeceğiz. Biz birkaç tane hisse söyledik biliyorsunuz arkadaşlar. Özelden yazanlar oldu. Instagram'dan söyleyenler oldu. Bunlarda da güzel karlar ettik. Bunu özel katıl ile abone olan arkadaşlara yazıyorum. Herkese yazamıyorum. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. 3-5 hisse söyledik. Şimdi yeni bir aracı kuruma geçiyorum. Oradan da bana güzel hisseler gelmeye başladı. Bunları dedim ya, 1-2 hafta takip edeceğim dedim ve takiplerim de çok güzel tuttu. Onlardan da birkaç tanesini, hatta isim de söyleyebilirim şu anda. Mesela birisi olsun. Kardemir D dendi. Yani bunlar hareketlenmesini beklediğimiz hisselerden de alsat tavsiyesi değil, bak bunu defalarca söylüyorum. Yani ben bunu söyledim, bunu aldım, eyvah zarar ettim, öyle bir şey yok, stopsuz asla yok. Mesela bir hisse söylenmişti, mesela fiyatı 13.30 iken 13.16'da 12.80 stop olmak üzere dendi. 13.53'ten cuma günü kapanışını yaptı çok güzel bir şekilde. Yani bizde zarar asla olmayacak. Selamünaleyküm. Asla. Arkasının yeri varmış. Asla olmayacak arkadaşlar bizden. Biz zarar etmemeye gayret ediyoruz. Öncelikle zarar etmezsek karı zaten edeceğiz. Etmek zorundayız. Onun için eğer 5 lirada katılıyla yaptığımda çok pahalı diyorsanız ben onu da iptal ederim. Ben siz ne derseniz onu yapacağım yani. Buna da inanın arkadaşlar. Ben burada emek veriyorum. Sabah mesela 8.30'dan beri şu anda çalışıyorum. Temmuz hisselerine, Ağustos hisselerine. Yeni firmalar ne getirmiş, ne çalışmaları var, ortaklıkları var mı, yeni anlaşmaları var mı? Yani bir emek sarf ediyorum. Yani bu emeğe de 5 lira dedim. Eğer bu da pahalı ise ben bunu da kaldırırım yani. Bir emek sarf ediyorum yani. Bu bir emektir diye düşünüyorum. Sen orada yatarken, çayını, çorbanı, kahveni içerken, denizde yüzerken ben burada çalışıyorum yani. Kararınıza da saygı duyuyorum arkadaşlar. Ben sizin emrinizdeyim. Küçük yatırımcıların dostuyum. Büyük yatırımcıların da düşmanıyım diyorum arkadaşlar. Bunu böyle bilinsin. Dediğim gibi ya bu akşam veya yarın da yine bir canlı yayınım olacak. Temmuz hisselerimizden sonra Ağustos hisselerimizde seçeceğiz.
araştırıyorum. Onları da tek tek söyleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bak, abone sayımız az. Abone sayımızı bir 10 bin bekliyorum ben. 10 bin olmamız lazım. İzlenme süremiz az. Sonuna kadar videomuzu izleyin. Asla zarar olmayacak. Kârınız olacak bu videoları izlediğinizde. Arkadaşlar, kârınız olacak. Abone etmeyi de unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi, tavsiye etmeyi de unutmayın. Like'ları asla unutmayın. Bu YouTube için şart arkadaşlar. Ön tarafta ve bu videoların devamı için like'larımı şart. Oradaki ele bir dokunmam benim için yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.